İktidar tarafından ilan edilen zafer Mısır'daki Tahrir Meydanı'nda tansiyonu düşürecek mi? Yoksa Mısırlılar yeniden sokaklara dökülecek mi? Yine anayasa taslağının oylandığı seçimlerde verilen desteğe rağmen Mısır halkı derin bir bölünmüşlük içerisinde. Mübareğin devrilişinden 2 yıl sonra ve mali krizin etkisini gösterdiği bir dönemde Mısırlı seçmeni, özellikle de kararsızları durumun sakinleşmesi önerisi memnun etmişe benziyor. Projeye destek verenler, ülkenin bir anayasaya sahip olmasının gerekliliği üzerinde duruyor. Bu anayasanın benim ve diğer tüm Mısırlılar için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yeni anayasayı 1971 anayasasıyla karşılaştırdım. Bence güzel. Muhalefeti oluşturan ve bünyesinde solcu, laik ve liberalleri barındıran koalisyon bu fikre katılmıyor ve referandumun sonuçlarına itiraz edeceğini belirtiyor. Kanunlar çerçevesinde ve olabildiğince hızlı bir şekilde bu anayasayı ortadan kaldırmak için barışçıl gösterilerimize devam edeceğiz. Mısır halkı bunu hak etmiyor. Muhalifler yeni anayasada birçok tezatlığın ve net olmayan konuların bulunduğunu, bu yüzden de yasal olmadığını ileri sürüyor. Biz bu anayasayı akla mantığa uygun bulmuyoruz. Bizim en temel insani haklarımızdan öte sosyal ve ekonomik haklarımızı da ihlal ediyor. Mursi'nin Hürriyet ve Adalet Partisi ise alınan sonuçtan memnun. Cumhurbaşkanı ve taraftarlarına göre bu anayasa, ülkede istikrarın ve çatışmalardan dolayı zayıflamış ekonominin düzlüğe çıkmasında kilit rol oynayacak. Müslüman kardeşlerin ruhani lideri Muhammed Badi, geçtiğimiz günlerde tüm Mısırlıları sorunları diyalogla çözmeye çağırdı. Ancak bu çağrıya rağmen geçtiğimiz cuma anayasa karşıtları ve Mursi destekçileri arasında çıkan olaylarda birçok kişi yaralandı.